bugüne kadar bizleri en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, yüreğinizle mücadele ettiğiniz için, birbirinize kuvvet ve güç verdiğiniz için ve bu şehrin belediyesine en iyi zirvelere getirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şampiyonlarız. Hayırlı uğurlar. Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu basın tribününe hoş geldiniz. Yayına başlamadan önce bu programın yapımcısı ve sunucusu olan sevgili Barış Yengiloğlu'na rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyorum. Sevgili Barış, seni bir an evvel aramızda da görmek istiyoruz. Çünkü çok özledik. Evet, bu hafta programımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor, yani rekorlarla ikinci lige merhaba diyen şampiyonla ayırdık. Bu hafta programımızda kimler var? Yine Coşkun Kököz. Hoş geldin Coşkun Kököz. Yine değerli gazeteci arkadaşım Gökhan Aytaç. Hoş geldin Gökhan Aytaç. Hoş bulduk. Bir de bizi kırmayıp programımıza teşrif eden sevgili başkanım, genç başkanımız, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç başkanı Melih Taktan'a hoş geldin diyoruz. Hoş sevgili bulduk. Başkan. Teşekkürler. Yüzünüzde güller açıyor evet, sevgili başkanım. Hak ettik. Hak ettiniz. Evet sevgili başkanım, baktığımızda ilk yılınız Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başında evet. Ve bu güzel gururu yaşadınız. Adeta tesislerde yattınız, kalktınız. Futbolcularla beraber deplasman ayırt etmeden her yere gittiniz. Gittik. Evet başkanım, nasıl bir duygu daha ilk yılınızda takımınızın şampiyon olması? Rekorlarla gelen, rekorlarla gelen bir şampiyonluk. Evet sevgili Gökhan. Yani biz tabii... en baştan beri almakta fayda var. Biz 6 Haziran'da yeni yönetimi devraldığımızda bu planlama etrafında zaten hareket ettik. Yani oturduk. Biz iyi bir takım nasıl yaparız? Evet. Ligi nasıl force edebiliriz? Bu ligde bu ligi daha önceden de 2 sene önceden de biliyorduk zaten. Ben bir şekilde içindeydim zaten kulübün. Mevcut şartlarını da çok iyi biliyorduk 3. ligin. Çünkü bu lig biraz sıkıntılı bir lig. Evet. Çok top oynamaya müsait değil. Dipsiz kuyu diyorum evet, sevgili yani, başkanım ben bu 3. lig için. Hem saha şartları hem futbolcuların futbola bakışları öyle söyleyeyim. Diğer kulüplerin de aynı şekilde. Futbol oynamak için değil de skor almak için sahaya çıkılıyor genellikle. Evet. Bir de biz futbol oynama düşüncesiyle yola çıktık. Zaten ekibi de ona göre kurduk. Evet. Onun için zor olacağını biliyorduk. Ama biz anlayışımıza devam ettirdik. Futbol oynayalım dedik. Güzel futbol oynayalım dedik. Hücum futbolu oynayalım dedik. Göze hoş gelen futbol oynayalım dedik. Bunun için bir ekip kurduk. Ve o ekiple ligi force edeceğimizi düşündük biz açıkçası. Ya, tabii 5 hafta önce oldu. Biz de mutlu olduk. Stresten evet. De kurtulmuş olduk. evet, rekorlar kırdık. Profesyonel liglerde en erken şampiyonluğu biz elde ettik. Evet. En fazla puan farkını biz yaptık. En çok kazanan siz oldunuz. En çok kazanan evet takım biz olduk. Gerçekten de çok güzel. Yani Manisa'nın ismini güzel yerlere yazdırıyoruz biz. Evet. Çok güzel telefonlar alıyoruz, tebrikler alıyoruz. Ulusal basına da geçiyor bu. Her yerde konuşuluyor. Bu tabii bize gurur veriyor. Yaptığımızın, yani bütün yaptığımızın emeği işte bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bu evet. Sevinçler, bu mutluluklar. Yani bir şey ekiyorsunuz, onun karşılığını görmek kadar güzel bir şey yoktur herhalde zannederim. Başarmak güzel bir şey tabii ki. Evet. Tabii ki daha sonra da değiniriz tabii ki. Yani bu nasıl oldu? Hangi süreçten geçtik? Bunları teker teker anlatacağız. Tabii tabii. Sevgili başkanım, benim aklıma ilk gelen şey ne biliyor musunuz? Şöyle sizi analiz ettiğimde, izlediğimde maçlarınızı, verdiğiniz beyanatlara da baktığımda, gazetelere verdiğiniz beyanatlarda hiç böyle diğer
yöneticiler gibi hakemlerden dert yanmadınız. Kolay yanmadınız. Evet. Neye bağlıyoruz bunu? Şimdi, veya bağlamamız gerekiyor. Şunu unutmamak lazım. Yani ilk önce biz spor yapıyoruz. Evet. Yani görsel bir şey yapıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Yani biz sporcularımıza da, ben futbolcularıma da konuşmalarımda şunu söylüyorum. Yani zevk alın, keyif alın. Yani keyif alın, keyif almak için yapın bunu ya. Tamam, profesyonelsiniz, doğru, para için yapıyorsunuz ama zevkli yaptığınızda bir anlam ifade ediyor yaptığınız bir iş. Siz zevk alırsanız biz de zevk alırız diyorum. Aynı şekilde hakemlerle uğraşmamalarını, evet, tamam, hakemin hata yapabileceğini, bizim işimizin hakemlerle olmadığını, hiçbir hakemin art niyetli buraya geldiğini düşünmediğimizi yani bunu söylüyoruz. Futbolculara da bunu aşılıyoruz. Ha, sahada olmuyor mu? Evet, yanlışlıklar oluyor. Biz yani şampiyon olduk. Bir tane penaltımız var şimdiye kadar. Yani evet. Evet, çok uzun bir süre sonra o da aldığımız penaltının çok da bir önemi yoktu. Yani skora etki eden evet, çok etki eden bir şey de yok muydu? Çalınması gerekiyordu. Evet. Ha, bize de lehimize de çalınmıştır. Şimdi bunu da inkar etmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama zaten 3. ligin şeyi belli. Kalitesi belli. Gelen hakemlerimiz de belli ama ben hiçbir tanesinin kötü niyetli, art niyetli çıkabileceğini zannetmiyorum. O yüzden objektif baktım hocam. Hani iyi niyetle baktık. Zaten hep iyi niyetle geldik buraya. Anlatabiliyor muyum? Yani bir art niyetle, bir komple teorisi kuraraktan, yoksa hiç bunu yapmamak lazım. Sporu hiç uğraşmamak lazım. Yani evet, onun diyorsun. İçin biraz da federasyonumuza güvenmek lazım bu konuda. Yani art niyetle. Çok eskiden olabiliyordu bu tip şeyler ama şimdiki zamanda, şimdiki iletişim zamanında özellikle, çünkü herkes herkese artık anında ulaşabiliyor, anında görüntü koyabiliyor, anında izleyebiliyor, anında atabiliyor. Yani artık eskisi gibi değil. Hakemlerimiz de mümkün mertebe dikkat ediyor. Ben de çok sakin bakıyorum, objektif bakmaya çalışıyorum. Biraz da takımın performansının aslında izin vermedi sanki bu tür şeylere. Tabii biz de çok force ettik tabii. Yani buna da müsaade etmedik. Yani grubunda. Hakeme çok yalvarmak için bir şey çabamız olmadı. Çabalamadık tabii. Yani öyle bir şeye de girmedik. Bundan sonra da umarım öyle bir şey olmaz. Ama bir spor yapıyoruz orada. Evet. Görsel bir şov yapıyoruz. Tabii ki hakimler çok art niyetli olunca insanın canı çok sıkılıyor ama ben gelen yöneticilerimize de, diğer kulüp yöneticilerine de, gittiğimiz yerlerde de bu şekilde şey yaptık. Yani kesinlikle bir art niyet beslemedik. Evet. O şekilde de izledim maçları. Evet. Ben hemen şunu da sormak istiyorum. Gökhan da bakıyor, ben de hazırlıklıyım der gibi ama. Evet. Şey açısından hakemlerden durmadı başkanım. Bir de özellikle sezona iyi başlamadı Manisa Büyükşehir, evet, Belediyespor. Açıkçası yönetimsel anlamda da Türkiye genelinin bir dışına çıkıldı. Krizde olmasına rağmen teknik heyetin arkasında durdu, evet, sevgili, evet, başkan ve yönetimi. O zamanlardan bu zamanlara gelirken bir haklı grup vardır başkanım ama hiç unutamadığınız veya bu işin bittiği dediğiniz maç hangisi bu süreçte? Bitti derken olumsuz anlamda olumlu bitti. Olumlu anlamda. Yani bizim için Bingöl maçı çok şey oldu ya. Yani kırılma noktası. Kırılma noktası oldu. Orada sanki daha da keletlendik. Anlatabiliyor, evet, muyum? Yani o maç sanki seyircimizde, başkanımızda, oyuncularımızda, teknik heyetimizde, yöneticilerimiz hep beraber böyle bir evet bu olacak dediğimiz, evet, bir şey. Yani o son dakika olması, oradaki kenetlenme inanmışlık orada çok açığa çıktı. Anlatabiliyor muyum? O maç bizim için bir ivme oldu. Bütünleştirdi, ivme oldu. Kamçıladı bizi de. Evet. İnanmışlık daha da arttı bizde. Zaten bu işin şeyi kampta belli olmuştu aslında. Yani, evet, biz kampta bazı şeyleri görmüştük. Ama tabii ki resmi maçlarda çıktığınızda daha işte ilk 3 maç biz sıkıntı yaşadık. Yani uyum sorunumuz, şanssızlık, işte Orhan Gazi maçı, hiç olmayacak maçta yenildik. Yani 7-8-9'luk maç değil mi? Gitti bir tane resmen kendi kalemize gol attık. Yani işte yenildiniz, anlatabiliyor muyum? Futbol böyle bir şey zaten, güzelliği de burada ortaya, evet, çıkıyor. Heyecanı da burada ortaya çıkıyor.
Ama o maç bize uyanış maçıydı aslında. Evet. Yani biz o maçta gördük bunu. Devamının geleceğini de düşünüyorduk. Nitekim de o maçtan sonra 9 maçlık bir seri yakaladık biz. Ve inanılmaz bir çıkış yaptık. Onun da simerisini işte başka erken şampiyonluk. Unutamadığınız maç ya da bir gol çok şıktı. Hani ne bileyim böyle siz yerinden fırlatan bir gol. Büyük ihtimalle 3-2'lik evet, son dakika gelen gol. Mehmet, Mehmet Yılmaz'ın golü İsmail. Onu unutamıyoruz. Evet. Başkanım bekliyor mudunuz? Son dakikaya kadar o golü bekliyor mudunuz? Bilmiyorum. Yoksa eyvah işte berabere kaldık. Buna da şükür mü? Çok ya gergitli maç oldu çok. Çünkü. Bizim takım çok şey bir takım. Yani her an her şeyi yapabilecek bir takım. Evet. O kapasite ve o yetenek var bizde. İstemeleri lazım. Evet. Biliyor musunuz? Yani bizim oyuncuların istemesi lazım. İnanın aslında izlediğiniz takımdan bir kat daha iyi bir takım aslında. Biz bunları gördük aslında, yaşadık. Ama işte resmi maçlarda bazı bölümlerde oynadık bu oyunumuzu. Aslında bunun üstünde kapasitemiz var. Onun için biz takımın oyuncuları da aynı şekilde her an her kez zaten takımın gol ortalamasına bakarsanız herkesin bir şey katkısı evet, var. Onun için her oyuncu bizde her an gol de atabilir. Öyle bir beklentimiz de var. Çünkü evet. Defans oyuncuları da bizde çok gol attı. Fukan bile. Evet. Gizli Fukan yani. Sol bek 4 tane golü var. O Fukan'ın 6 tane zannedersem golü var. Yani sağ bekin 2 tane golü var. Yani bizde her oyuncu her an her şeyi yapabilecek kapasitede. O yüzden biz maç esnasında herkesten her an her şeyi bekleyebiliyoruz. Yani. Sevgili Başkan, takımı kurarken bildiğim kadarıyla ikinci lige göre de kurdunuz. Evet. Uygun kurdunuz. Şimdi onu yanlış anlatayım mıyım? Ben aslında. Buyurun Sayın Başkan. Biz işte demin dediğim gibi 6 Haziran'da devraldıktan sonra bizim bir izleme ekibimiz vardı zaten. Evet. Ama yeterince değer verilmiyordu, öyle söyleyeyim. Biz oturduk, bu arkadaşlara da güvendik. Onların listesini aldık. Hocamızla oturduk. Biz gece yarılarına kadar, inanın 2'ye 3'e kadar günlerce bunun araştırmasını yaptık. Evet. Zaten takip ettiğimiz oyuncular vardı. O listeden de teker teker üstünden gittik. Evet, iyi oyuncu. Birinci sıralamaya koyduk. Alta doğru gittik biz. Ondan sonra oyuncuların kesinlikle ve kesinlikle karakterine baktık. Buna çok dikkat ettik. Çünkü takım olmak çok farklı bir şey. Yani içeriği bozabilecek oyuncuyu kesinlikle bizim kulübe getirmek, çok iyi oyuncu olsa da evet. Uygun fiyatlara da olsa biz kulübe sokmak istemedik. Gelmek isteyenler de oldu çünkü çok. Ama biz hem karakterine baktık, hem oyunculuğuna baktık, hem de takım için takım oyunu oynayabilecek aynı zamanda oyunculara baktık. Tabii ki karakter olarak hiç yanılmadık bakın. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Karakter olarak inanılmaz bir karakter var içeride. Bir tane oyuncumda bile bir sıkıntı şimdiye kadar yaşamadık. Yani çok enteresandır. Çok iyi bir uyum sağladılar birbirleriyle. Bu kampın başlangıcında da orada zaten belli olmuştu. Yani yaptığınız transferlerde %100 doğruluk olur mu? Hiçbir dünyada hiçbir kulüpte yok bu şimdi. Kesinlikle yani böyle bir istatistik de yok. Yani böyle bir doğru hiçbir yerde yok. Hata yaptığımız yerler var mıdır? Vardır mutlaka. Ama en azından %70, %80 bir orantıda başarımız var diye düşünüyorum. Evet, yüksek. Evet, öyle gözüküyor. Yani istatistikle de herhalde. Başkanım, transferler de çabuk oldu. Devre arası olsun, evet. Sezon başı olsun, kampa yetiştiler ki özellikle devre arası gelen isimler mevcut kadroyu da performans açısından yükseltti. Evet. Bu açıdan da dersine iyi çalışmış Manisa Büyükşehirspor vardı. Evet, doğru. Hocaya da baktığımızda Levent Hoca çok disiplinli ve sizle de uyumu çok iyi. Evet. Hocamızla ilgili neler söylemek istersiniz? İyi de bir diyaloğunuz şimdi, var. Hocanın iki türlü değerlendirmek lazım hocamızı. Birincisi zaten geçen dönem devre arasında gelmişti. Hatta devre arasından iki maç sonra falan gelmişti. Evet, doğru. Biz kendisini zaten tanımıştık. Playoff'a taşımıştı bizi, biliyorsunuz. Öncelikle kendisi çok düzgün bir karakter. İnanılmaz düzgün bir karakter. Yani futbol camiası çok enteresandır. Yani hem söylediğiyle hem kendi konuşması aynı paralellikte olan bir adam. Aynı zamanda işine çok sahip birisi. Çok disiplinli birisi.
gerekli yerde sevgiyi gösterebiliyor, gerektiğinde sopayı da gösterebiliyor. Evet, yani öyle bir yapısı var. Çünkü Türk futbolcuların gevşemeye hiç müsait değil. Yani böyle bir yapısı var maalesef. Yani çünkü ben oldum diyor. Yani ufak yaşta evet. bile ben oldum havasına giriyor. Hemen ufak bir paraya sahip olduğumu tamam diyor. İşte bir hemen araba alayım bilmem ne. Böyle havaya giriyorlar. Etraftan bir goygoylamalar falan oluyor böyle. O yüzden çok tutmak çok kolay olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu hocamız bu konuda çok şey yaptı. Yani çok disipline etti. Çok birlik beraberliği sağladı kendisi. Yani o konuda biz hoca konusunda gerçekten çok şanslıyız. Kulübü de çok benimsedi. Yani bu çok önemli bir şey. Sahiplenme çok önemli bir şey. Yani kulübü gereksiz masraflara, gereksiz harcamalara, gereksiz isteklere, gereksiz kaprislerle, egosu olmayan bir adam zaten. Yani bu da çok önemli bir şey. Çünkü genellikle hocaların çok egosu olur. Evet. Tamam mı? Yani sıfır ego. Bakın sıfır egosu var. Yani böyle enteresan kaprisleri yok. Bizi yoracak hiçbir şey yok. Evet. Oturuyoruz, her şeyi konuşabiliyoruz, istişare edebiliyoruz. Yani kendi kariyeri açısından da aslında tabii yani, onun için de nokta atışı oldu. Tabii ki bizim kulübümüz de onun için bir şanstı aslında. Tabii onu da inkar etmiyor kendisi. Tabii ki öyle de bir şey var ama sonuçta şimdi başarılı. Yani bir egosunu hiçbir şeyini görmüyoruz. Bir enteresan evet. taleplerini karşılaşmadık kesinlikle. Yani gerçekten doğru bir uyum olmuş diye düşünüyoruz. Zaten yolumuza da devam edeceğiz mümkün mertebe. Yani tabii yani hocamızla umarım uzun yıllar beraber çalışırız. O şanslı böyle bir kulüpte çalıştığı için kendisi de zaten bunu her defasında söylüyor. Evet. Biz de şanslı olduğumuzu düşünüyoruz açıkçası. Bir de uyum oldu. Evet. Konuşabiliyorsunuz. Bakın çok önemli bir şey. İletişim kurabiliyorsunuz. Evet. Yani iletişim kurmak çok önemli bir şey. Her kesinlikle. Şeyi konuşmak çok önemli bir şey. Karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Konuştuğumuzu biz yerine getirebiliyoruz. O konuştuğunu taahhüt ettiğini mümkün mertebe yerine getiriyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir uyum var. Umarım böyle devam ederiz. Biraz da Altın Ordu örneği gibi ilerleyeceksiniz herhalde. Hani onlar da A takımda Hüseyin Hoca'da yıllardır gidiyorlar. Evet. Hani sizin de düşünceniz fikriniz tesisleşme anlamında bu tarz ilerleme olacak şimdi, herhalde. Bizim biliyorsunuz şimdi altyapıdan 3 tane de oyuncu da aldık. Altyapıdan sürekli oyuncu almak istiyoruz biz. Parantez için şunu sorayım başkanım. 3 oyuncu kalan maçlar için mi yoksa bundan sonra kadroda tamamen olacak? Şimdi bizim mevcut kadromuzdaki 3 oyuncuyu alıp orada bir görmek istiyoruz. Gerekirse bunu önümüzdeki dönemde kampa da götüreceğiz. Hı hı. Oradaki alttan gelen oyuncularımıza çünkü 14'te 15'te de çok değerli oyuncular var. Biz hepsini takip ediyoruz yavaş yavaş. Gelen oyuncularımızı yavaş yavaş yukarı doğru alacağız. Yani hepsini değerlendireceğiz. Değerlendirmemiz de lazım. Çünkü çok büyük yatırım yapıyoruz buraya. Biliyorsunuz Tevfik Lav'ı yapıyoruz. Şimdi evet. Fikri Bayırlı'da da aynı şekilde yeniden yapılanma var. Yani orada da bir inşaatımız var. Çocuklarımızı artık yatıracağız etraftan. Manisa ili çevresinden veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden yakalarsak çocuklarımızı getireceğiz, orada yatıracağız, yedireceğiz, içireceğiz, bakacağız. Yani Altın Ordu modeli tabii ki kendi başına bir model. Ama biz zaten şu anda yatırma ve eğitim dışında bir bölümünü zaten üstlenmiş götürüyoruz şu anda. Bizim futbol dışında tabii ki 4000 tane yakın şeyimiz var, evet, sporcumuz var. Bunun yaklaşık 500-600'ü futbolcu futbol ağırlıklı. Bunu daha da büyüteceğiz hem tesisleşme anlamında hem de diğer altyapı ve teknik konularda artık ne gerekiyorsa çocuklarımıza sunacağız hepsini. Evet. Sevgili başkanım baktığımızda bu takımın şampiyonluğunda baş mimarlarından bir tanesiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olsun. Siz olun. Tabii bu gurur sizin. En başta sizin gururunuz. Şöyle bir haklı bir olarak bir sevinciniz var, bir VTR'miz var. İsterseniz bir onu izleyelim, ondan sonra devam edelim sohbetimize. Ligin bitimi
Seçimine 5 hafta kala ikinci lige çıkışını ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yer gök yeşil beyaza bürünürken kazanılan şampiyonlukta en büyük payın sahibi Başkan Mevlüt Aktan da kendinden geçti. Bergama'da başlayan Manisa'da sabaha kadar süren kutlamalarda sevinçten yerinde duramayan Başkan Mevlüt Aktan'ın yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Sezon başından şampiyonluğa gelinceye kadar gece gündüz kulüpten ayrılmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile beraber başarının baş mimarlarından olan Başkan Mevlüt Aktan'ı taraftar bağrına bastı. Herkesin takdirini kazanan Başkan Aktan ve ailesinin şampiyonluk turunda yaşadıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi sizler için an ve an görüntüledi. İşte haklı gururunu büyük sevinçle kutlayan Aktan ailesinin şampiyonluk sevinci. Başkan Mevlüt Aktan'ın eşi Yasemin Buket Aktan'da çok fazla emek gösterildiğini belirterek herkesi tebrik etti. Çok mutluyum. Burada çok fazla emek ve fedakarlık gösterildi. Sezon başından beri hem futbolcularımız, eşleri, aileleri, yönetim kurulu, aileleri ve Büyükşehir Belediyesi ekibi, tüm ekibimiz çok büyük fedakarlıklar ve yardımlar gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. 5 hafta öncesinde tüm takımlar arasında, tüm ligler arasında 5 hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan eden ilk takımız. Bunun da ayrı gururunu yaşıyoruz. Evet sevgili başkan, hazır eşiniz Yasemin Hanım'ı görünce evet, aklıma şu geldi. Başkanım siz hiç eve uğramıyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Hiç şikayet etmiyor mu Yasemin Hanım? Bu evet, işler biraz zor galiba. Alışkanlık oldu. Yani, Hanım sada geliyor. Alıştı. Evi, aslında futboldan anlamazdı. Evet. Futbolu sevmeye başladı kendileri de. Yani o yüzden yakinen de takip ediyor evet, maçlar, artık maçlarımızı da yakinen takip ediyor. Bazı deplasmanlara da geldi kendileri. Evet. Sağ olsun anlayışlı kendisi. Yani siz evi stada taşıdık diyebilir miyiz sizin evi, için? Çocukları hepsini taşıdık. Başkanım bu sevinç görüntülerine baktığımızda maçlarda olsun Manisa'ya büyük bir değer katan kulüp oluşuyor ve devam ediyor. Futbolculara baktığımızda da sürekli şampiyon Manisa ve Manisa vurgusu var. Bununla ilgili ne demek isterseniz, nasıl yorumlarsınız? Yani Manisa'nın bir değeri oldu artık Manisa Büyükşehir Belediyesi. Bununla birlikte bir şirketleşmiş sürecinin olacağı herkesin konuşuluyor. Herkesin merak ettiği konu aslında şirketleşme, renkler, logolar, renk, logo, çok isim, söylenti var. Sizden net bir bilgi alırsak. Şimdi evet, VTR'lerde de izlemişsinizdir veya işte görüntülerde de aynı şekilde. Biz gittiğimiz yerde Manisa dini bağırıyoruz. Evet. Yani Manisa dini, futbolcular da aynı şekilde, biz de yöneticiler de aynı şekilde. Yani Manisa'nın takımıyız sonuçta biz de. Bunu en üst seviyelere nasıl çıkarırız? Sonuçta bir değer kazanıyor. Tabii Manisa. Yani Manisa çok güzel bir değer kazanıyor. Güzel bir kulüp kazanıyor. Yani biz bunun için çabalıyoruz. Yani evet. Başka bir şey değil. Yani Manisa'nın ismini taşıyoruz sonuçta. Ya bununla ilgili önümüzdeki dönemde de güzel şeyler yapacağız. Manisa'ya çok güzel takım kazandıracağız biz. Bütün attığımız adımlar bunun için zaten bizim. Hani bu takımın, bu kulübün gerçekten de çok güzel bir imajı var. Çok güzel bir değeri var. Çok güzel bir itibarı var. Biz de bunu daha yukarılara nasıl taşırız? Şimdi futbol zaten bir endüstri oldu biliyorsunuz dünyada evet, artık. Yani çok iyi yönetmek lazım artık. Yani iyi yönetemezseniz bütün kulüplerin hallerini görüyorsunuz. Yani boş durumlarını görüyorsunuz. Çok iyi popülizm yapmayacaksınız futbolda. Çok popülizm yaparsanız işte başınıza gelebilecek şeyler belli. Biz popülizm yapmıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Planlamamızı yapıyoruz. Bütçemize bakıyoruz. Evet. Bakın inanın gerçekten de kulüpte bir, yani bir TL'yi bile biz takip ediyoruz. Boş yere harcama yapmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani popülizmle hareket etmiyoruz. Paraları savurmuyoruz kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Geleceğe dönük ne yapabiliriz? Şimdi önümüzdeki sezonun bütçesini yapıyoruz. Bütçemize göre hareket edeceğiz. Ona göre hedef koyacağız biz. Yani kulübü kesinlikle borçlandırmıyoruz. Yani bunun için bugünden planlayıp önümüzdeki döneme ilişkin
bir hedef koyuyoruz. Evet. Ve güzel bir kulüp kazandıracağız. Şimdi tabii buraya geldiğimizde, yani bu noktaya geldiğimizde de şunu söylemek lazım. Yani evet, kulübümüzü şirketleştirme yoluna gideceğiz. Bunun doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Yani bunun örnekleri de var biliyorsunuz. Yani İstanbulspor olsun, Göztepe olsun, Kasımpaşa olsun, Başakşehir evet, ondan sonra Gaziantep, yani bunlar Gazişehir. Bunlar çok güzel örnekler. Çünkü mevcut yöneticiler dernek statüsünde bulunduğunda borçlandırıyor. Evet. Hiç altına imza atıyor. Her türlü yolsuzluk, usulsüzlük had safhada. Şimdi bak sürekli duyuyoruz, görüyoruz. Burada da yaşıyoruz. Yani nasıl olsa hiçbir şeyden sorumlu değil. Gelir birisi temizler bu borcu. Evet. Nasıl olsa birisi şehrin takımıdır bilmem nedir diye borçlandırıyor, çekip gidiyor. Orada kendi egosunu tatmin ediyor, ismini bilmem ne yapıyor. Yani ondan sonra dönüp başı bunu temizleyin. Bir de şöyle bir şey var. Siyasete alet ediliyor bütün şeyler, kulüplerimiz. Yani sadece burası için söylemiyorum. Bütün her yerde bu böyle. Şimdi şirketleştiğinizde ne siyasiler buna el atabilir? Evet. Ne ekonomik anlamda imza attığınız şeyden bütün mal varlığınızda sorumlusunuz. Evet. Bakın siz ve yöneticiler hepsi sorumlu. Artık her şeyi, imza attığınız her şeyin altında, ödediğiniz her paranın altında kendi artık mal varlığınızdan da sorumlusunuz. Yani buna kimse artık cesaret edemeyecek. Yani bu yüzden tabii başka şeyler de var. Şirket mantığıyla yönetildiğinde ticari faaliyette de bulunabiliyorsunuz düzgün bir şekilde. Gelir getirici evet. faaliyetlerde de bulunabiliyorsunuz kulübe. Evet. Burada daha kolaylıklar sağlıyor şirketleşme olduğunda. Biz de bu adımı atacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde bir genel kurula gidip bir oradan bir yetki alıp yetki alabilirsek şirketleşme yoluna gideceğiz. Şimdi isim renk konusunda bir netlik var mı başkanım? Şimdi herkesin merak ettiği konu çünkü bu Manisa'da. Rengi ne olacak, ismi ne olacak? Şirketleşme evet konuşuluyor ama en çok da rengi ve ismi merak ediliyor. Şimdi bir defa Manisa'ya ait olacak. Manisa'nın tarihiyle birlikte olacak. Onu da söyleyeyim. Manisa'nın kendi özdeşleşmiş şeylerin içinde barındıracak, renklerini de barındıracak. Tarihini de barındıracak logomuzla, renklerimizle bir çalışma yapıyoruz. Bunun lansmanını yapacağız biz ileride. Yani Manisa'dan kopuk değil, Manisa'yla birlikte, hareket, şöyle bir birlikte hareket edeceğiz Manisa'yla. Evet. Yani Manisa'dan gerekirse kopuk halkımıza şey gideriz isim, aynen, renk konusunda. Yani Manisa'dan kopuk bir şey yapmayacağız. Biz Manisa'ya bir değer kazandırmak için buradayız. Yani ego tatmini için burada değiliz. Manisa'ya bir değer kazandırmak için yapacağız. Bunu da Manisa'nın benimseyeceği, Manisa'nın isteyeceği, Manisa'nın sahip çıkacağı, ileride bu Süper Lig olacaktır. Belki yurt dışında temsil olacaktır. Avrupa. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biz Manisa'nın ismini en yukarılara taşımak için ve onu o bayrağı gerçekten de oraya götürmek için bunun zeminini şimdiden yapıp planlayacağız biz. Planlıyoruz da, öyle evet. söyleyeyim size. Tabii ki onları konuşmak için çok uzun bir süre ama bunun temelini iyi atmak lazım. İyi bir model oluşturmak lazım. Hem finansal anlamda modeli çok iyi oluşturmak lazım. Hem de renk, işte logo, isim konusunda Manisa'nın içinde olacak bir şey olacaktır. Bakın doğru bir şey yaparsanız, yani doğru şeyler yaparsanız herkes sizi benimser. Biz doğru işler yapıyoruz. Yani eğri işlerle işimiz yok. Eğri yolunu buluruz zaten. Biz doğru işler yapmaya çalışıyoruz sürekli. Evet. Yani biz yalan yapmıyoruz, yanlış konuşmuyoruz, sahtekarlık yapmıyoruz, insanları kandırmıyoruz, futbolcuları kandırmıyoruz, rakiplerimizi kandırmıyoruz. Ne istek o, nasıl görünüyorsak o şekilde popülizm evet. kesinlikle yapmıyoruz. Net oluyoruz, net şeyler ifade ediyoruz ve hedefimizi de net koyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani gidip de popülizmle, yalan, yanlış, başka şeylerle uğraşmıyoruz. Bu futbolcularımız da böyle, çalışanlarımız da böyle, yönetici arkadaşlarımız da böyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu şekilde. Evet. Biz ona göre bilgi veriyoruz, ona göre istişare yapıyoruz. Yani uçup da kaçmıyoruz kesinlikle. Ha şimdiden bazı şeylerin temelini oluşturmaya çalışıyoruz. Şirketleşmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu, yani
bunu en güzel herhalde Manisa yaşamıştır. Yani burada evet. söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Yani Manisa Spor şirket olsaydı inanın bu şekilde olmazdı. Bu durumda olmazdı. Diğer şirketler de aynı şekilde. Türk şirketleşmiş... futbolunun acı gerçeği zaten bu. Evet. Yani şey dernekler yasasıyla dernek yasası, bu işin gitmeyeceği aşikar. Ne yazık ki kulüpleri getirdiği nokta belli. Trabzonspor bile şu an işler acısı durumda aslında. Kesinlikle. Evet. Şimdi tabii Trabzonspor ve diğer öteki büyük kulüplerin tabii belli noktaya kadar şansları var. Ama yani... Sanki kalite düşüyor başkanım. Hani bu borçlar başladı mı orada işte yönetici kişisel işte hocası bakın, ne bileyim şey her şey kalitesini ya. Kaybediyor gibi zamanla. Şimdi 450 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Merkezdeki 450 bin nüfuslu. Biz ne yapacağız bakın. Biz çocuklarımıza gideceğiz. Okullara gideceğiz. Onlara... aidiyet duygusunu geliştireceğiz. Manisalılık duygusunu geliştireceğiz. Manisa oluşturacağımız kulübün değerini, Manisa'nın değerini anlatacağız. Ona göre formalarımızı vereceğiz, hediyelerimizi vereceğiz. Annelerini aynı şekilde babalarına aidiyet duygusunu geliştirmek için bazı çalışmalarımız olacak. Onları maçlara davet edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu yani çünkü Manisa kopmuş. Artık kimse gelmiyor maçlara. Anlatabiliyor muyum? Bu eski şey havası yok, eski ortamı yok, fanatikliği de kaybetmiş. Büyük takımlara gidiyor evet. bütün çocukların şeyleri, tuttuğu takımlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biz bunları çocuklara yatırım yapmamız başkan. Lazım burada. Gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Çocuklara yatırım yapmamız lazım. Bu Manisa'lılık aidatını burada, aidiyetini geliştirmemiz lazım mutlaka. Bu çok önemli bir şey. Yurt dışına gidiyorsunuz. Her şehrin bir takımı var. Evet, üçüncü ligde. Hafta sonu hafta evet hepsi full. Yani ne, hangi ligde olduğunun bir önemi yok. Nasıl olduğunu mi? Pikniğe gider gibi çocuğuyla gidiyor, eşiyle gidiyor, babasıyla gidiyor. Hafta sonu maça gidiyor, keyif yapıyor orada. Ailecek maçın sonucunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Ya hafta sonu burada Manisa'da insanlar ne yapacak? Yani ne yapması lazım? Spor kültürü kaybedecek. Evet, çocuklara spor kültürünü gerçekten de tekrardan aşılamamız lazım. Biz Manisa'da bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Bütün branşlarda, sadece futbolda değil ki, bütün branşlarda çocuklarımız spor yapsın diye inanın var ya, biz futbola yönetim kurulu toplantısında 10 dakika, 15 dakika zaman ayırıyoruz. Gerçekten 2-3 saat diğer branşlarla, çocukların eğitimiyle bu spor nasıl daha iyi yapar, nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz bununla uğraşıyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani bunun çabası içerisindeyiz. Bu çocuk 4000 çocuktan, 4500 yakın çocuktan bahsediyoruz. Ya bunları evinden alıyoruz, şeyine bırakıyoruz, tekrar evine bırakıyoruz, sporunu yapıyor. Bunlar organizasyonlarını evet. yapmak zorundayız. Gerçekten ulaşım çok büyük bir organizasyon. Ulaşım başlı başına bir ayrı bir sıkıntı. Ve gitgide daha da büyüyoruz. Büyürken tesisleşme gerekiyor. Başkanımıza gidiyoruz. Ya başkanım ne olursun diyoruz, bir yer bulun. Yetmiyor. Ya ne havuzumuz yetiyor artık, yetmiyor. Evet. Sahalarımız yetmiyor. Şimdi iki tane yapılıyor, saha tesis yapılıyor. Şimdi yeni bir stat olması lazım, ambiyansını açısından yaşanabilir bir, yaşanabilir bir yer olsun diyoruz. Hep beraber kafesi, restoranıyla bir, böyle spor bir yer kazan, yani bu, çünkü çok şanslıyız. Gerçekten sporu seven... Şeyiniz seven... olacak mı dokunuşunuz karşı tarafa? Yeni ikincilikte oynarken ya da atıyorum 19 Mayıs'ta bir talebiniz olacak mı? Ya da Mümin Özkasab'ın karşıya tribün yapılma gibi bir durumu söz konusuydu ama orada bir yol işi bozuyordu bildiğimiz kadarıyla. Yoksa tamamen sıfırdan bir yeni stat mı var kafanızda yönetim olarak? Şey, tabii ki başkanımın hayali yeni bir güzel bir stat şehre kazandırmak. Olması gereken. Evet. Yani ambiyansıyla ne çok büyük olacak ne ufak olacak. Pakistan evet, gibi mesela örnek ya. Örneklerden çok bir tanesi. Yaşanabilir bir stat olması, yani şehirden uzak olmaması. Bununla ilgili bir kafasında birkaç bir şey var. Ama başkanımız eğer kalırsa önümüzdeki dönemde de tekrar seçilirse veya girerse seçimi bilmiyorum, o da belli değil. Yani inanın Manisa'ya güzel bir stat kazandıracaktır. Kafasında birkaç yer var, ben biliyorum, kendisiyle istişare ettik biz. Çok da şık olur bence. Evet Manisa. Yani Manisa'ya çok güzel, çünkü dediğim gibi. Mevcut stat biraz yani, çünkü derme çatma olduğu için. Çocuklar da seviyor, sporu seviyor. Bundan da faydalanmak lazım. Biz de devamlı sıkıştırıyoruz. Bakın yani ben dediğim rakam, bakın Altınordu'da belki 200-300 kişi vardır, bilmiyorum sayıyı. Ama biz 4500 sayısından bahsediyoruz. Evet. Yani devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. Kabına sığmayan bir Manisa. Evet, gitgide büyüyor. Demin dediğim gibi büyürken de tesis istiyoruz. Başka en büyük problemi yer problemi. Yer olsa yaptıracağız. Evet, yani yer bulamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yer bulsa daha da çocuklarımız. Ya bakın çocuklar ne gidiyor, sporunu yapıyor, geliyor maçlara, basketbola gidiyorsunuz, çocuklar çok güzel maçlara geliyorlar.
aynı şekilde profesyonel anlamda söylüyorum. Voleybol maçlarımıza geliyordu çocuklar. Bayanlar daha çok ağırlıklı. Evet. Zaten bu insanın yıllardır eksikliği bu. Yani hafta şimdi sonu, hafta çocuğunu sonu alıp izleyebileceğim bir basket gelsin, takımı keyifli, yoktu. Voleybol evet. takımı yoktu düne kadar. Evet gelsin keyifli keyifli. Ben bile alıp izlesin. Gidiyorum yani. Evet. Sadece futbol değil yaşantımızda. Bakın bizim futbol maçlarına da dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Yani bizde küfür yok, bir şey yok. Yani böyle gelip insanlar çok böyle keyifli şekilde maçını evet. seyrediyor. Anlatabiliyor musun? Evet oldu. Seyirci yani... Geçen haftaki yani maçta yaklaşık 1600 seyirci vardı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Oraya da sığmıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz de var. Şey kale arkası tribünle ilgili bir sıkıntı vardı. Onun restini de açacağız inşallah. Yani gitgide büyüyoruz. Büyük bir aileyiz biz. Biz de aileye bakmaya çalışıyoruz. Öyle evet. söyleyeyim. Büyürken başkanım bu store tarzı bir ufak da olsa bir şeyiniz olacak mı? Hani çünkü tribünlerde de... hani yeşil beyaz ya da renk değiştiğinde ne olacaksa onu görmek istiyor. Hani o bile çünkü itici bir güç. Zaten Kaşkolu biz logomuzu oluşturursa markalaşma adına biz bugünü değil 5 sene 10 sene sonrasını düşünerekten onu da hesaplıyoruz. Bu sezon biraz bunun sıkıntısı oldu tribünlerde. Evet seyirci vardı ama renk olarak karışık bir renk vardı tribünde. Rengimizi değiştireceğimizden olabilir belki. Çok çok eğilmedik. Yani öyle şey var. Yapacağız biz onların hepsini yapacağız. Onlar çok zor işler değil. Onlar bizim için kolay iştir. Ama bir üst lige doğru yavaş yavaş gitmemiz lazım. Bizim ismimizi, markamızı daha da yerleştirmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani yeni ismimiz, logomuz, renklerimizle çok güzel ürünler çıkaracağız. Boş ver ürün çıkarmayı biz dağıtacağız. Evet. Yani çocuklarımıza dağıtacağız. Satmayacağız ilk biz. Çünkü maneviyatı çünkü, yüklemek lazım evet. ilk etapta. Çocuklarımıza, gençlerimize biz bunları bedava dağıtacağız. Satmayacağız. Ve kaliteli ürünler yaptıracağız. Çok güzel kaliteli, günlük de giyinebilecek ya da günlük kullanabilecekleri kupalar olabilir, kalem olabilir, okul çantası olabilir. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bununla ilgili aidiyet duygusunu, Manisa'lılık duygusunu geliştirecek, kulübümüzü de aynı şekilde benimseyebilecek şeyler yapacağız biz. Yani o yüzden güzel şeyleri düşünüyoruz. Onunla ilgili aslında birkaç şirketle de görüştük biz. PR anlamında profesyonel şirketlerle görüşüyoruz biz. Yani şehrimize bunu yapmamızda şehrin marka değerinin açısından önemli. Yani çocuklarımızı biz kazanalım. Niye başka yere gitsin? Yani başka büyük kulüplere gitmesin. Manisa'lılık olsun, Manisa'lılık değeri olsun. Maçlara gelsin, keyifli olsun, küfür olmasın, hakaret olmasın. Anlatabiliyor muyum? O gün iki saat boyunca keyif yapsın, evet. gelsin. Yani skorun veya oradaki şeyin ne olduğunun bir önemi yok. Mutlaka bir iddia olacaktır tabii ki ama biz tabii ki heyecan olsun diye güzel iddialı takımlar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah sonuçlar da gelir. Tabii spor bu belli olmuyor. Bazen başkanım, istediğiniz gibi gitmiyor. Türk insanı biliyorsun skora endeksli bir taraftar. Evet. Skor çok önemli doğru. bir taraftar için. Tabii bu söylediklerinizi inşallah başarırsınız. İnşallah insanları o yöne doğru yönlendirirsiniz. Ve ben bunu bizim kalbimiz temiz. Evet. Bak ben size söyleyeyim. Bizim kalbimiz gerçekten temiz. Kalbimizle ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Evet. O şekilde her gibi. Yani bu başarılar inanın iyi niyetten geldi. Samimi yani oldu samimiyetten sürece. Geldi. Evet. Samimiyetten geldi. Yani güvenden geldi. Yani kulübün de öyle bir şeyi var. Yani gerçekten de güvenilebilecek bir kulüp. Yani İstenen itibarı bir olan bir kulüp. Başkanım. Anlatabiliyor muyum? Biz de onun üstüne ne koyduksa koymaya çalışıyoruz. Samimiyet koyuyoruz. İşte yani iyi niyet koyuyoruz. Kalbimiz temiz. O şekilde hareket ediyoruz. Zaten bizim. Bu net bir şekilde sevgili başkan görünüyor. Biz burada her hafta zaten aynı şeyi tartışıyoruz. Yani bir takım bu kadar iyi ekip kurabilir. İyi anlaşabilir. Planlı, ve programlı, iyi organize olan bir takım. Ve sonucunda da işte görüyorsunuz. Doğruların bir araya gelmesiyle. Her şey bir araya gelince işte. Biz değişmeyen ismi sadece futboldan şey. Konuşuyoruz ama şimdi başkanımızın yanındaki diğer yöneticiler de nokta atışı yapıldı. Evet. Şimdi diğer şimdi işte tabii onu atlamamak lazım. Şimdi yani onu atlamayalım. Şu önemli mi başkanım? Şimdi hemen yani devam edin ama şunu soracağım tek sadece. Tek başına bir şey, bakın onu söyleyeyim ben. Tek başına hiçbir şey... kimse bir şey yapamaz. Bakın yani bunu açıkçası yani ben tavşan falan çıkarmış falan değilim. Yani ben evet. çok üstün yetenekleri olan çok kabiliyetliydim de ben tek başıma ya böyle bir şey yok ya böyle bir dünya yok. Evet. Bakın en başımızda başkan durdu. Cengiz Başkan'dan sürekli fikir ve istişare aldık. Onun tavsiyelerinden faydalandık bir. Evet. İkincisi
oturduk yönetimimizle birlikte, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte hep tartıştık, konuştuk, istişare ettik. Ben bilirim havasında kimse, ben dahil başkan olmak üzere hiçbir şey öyle bir, benim de öyle bir egom yok. Anlatabiliyor muyum? Tek başıma herhangi bir şey yapmadım. Bütün branşları bütün arkadaşlara böldük. Futbol zaten ortak branşımızdı. Herkes oturup tartıştık, konuştuk. Transfer döneminde de aynı şekilde. Anlatabiliyor muyum? Oturduk, ondan sonra hocamızla yönetim ve ben hep birlikte gene istişare ettik. Anlatabiliyor muyum? Kimse tek başına bir şey yapamaz. Bu bir gerçekten de ekip işi. Yani bu kimse... bir rastlantı veya şey değil. Yani ben tek başıma bunları başardım falan gibi bir öyle bir şey olamaz. Zaten... Yönetici arkadaşlarımızın da çok büyük emeği var. Çok da büyük bir evet. Şey yaptık. Yani uyum da oldu. Yani evet, diğer şubelerde de çünkü hızlı bir ilerleme oldu. Basketbol mesela çok erken, daha çok kısa sürede kuruldu ama çok kısa sürede iyi bir ilme yakalandı yani. Bir saatte kurduk diyor başkanım. Evet, zaten ekip, da daha söylemişti başkanımız. Ekibin güzelliği, yani ekip olmanın güzelliği burada yatıyor. Şimdi baktığımızda işte sevgili başkan söylüyor. Kötü niyet bizde baranamaz. Ben tek başıma hiçbir şey yapmadım. Şapkadan hiçbir şey çıkar mı ben? Ekip olarak her şeyi yaptık. Diyor, dediniz. Rahatsızlığından dolayı başkanımız Cengiz Ergün Bergama'ya gelemedi. Ama siz onun yani ayağına gitti derken bunu ironi olarak algılayın. Yani ya bakın biz o ne oldu biliyor musunuz? Yani isterseniz biz, şu başkana girsin. Ben onunla anlatayım size olayı. İzleyelim başkanım, ondan sonra devam edin. Evet, sevgili İrem'den rica ederim. Başkan Ergün'e koştular ve veteresine. Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama deplasmanında başlayan haklı sevincini Manisa'da da sürdürdü. Kulübünü bir an olsun yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, rahatsızlığı dolayısıyla Bergama'da değildi. Manisa'ya giriş yapan yeşil beyazlı kafile ilk olarak Başkan Ergün'ün yanına koştu. Rahatsızlığı nedeniyle evinin balkonundan alkışlarla herkesi kutlayan Başkan Cengiz Ergün'e futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve taraftarlar Büyük Başkan sloganıyla yanıt verdiler. Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Meşalelerle yaşanan büyük coşku görülmeye değerdi. Evet. Ekip ruhunun en güzel göstergelerinden bir tanesi. Buyurun sevgili başkanım, devam edin. Şimdi tabii biz sürpriz yapalım dedik. Haberi yoktu kendilerinin. Çünkü onun da şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Yani inkar edemeyiz zaten en başta o. Hem başkanımız hem abimiz bizim. Manisa'ya yanaştığımızda bir sürpriz yapalım dedik. Evine yanaşalım. Çünkü ben sabah gittiğimde eve kalkamıyordu yerden. Evet. Çok kötü durumdaydı. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Gelemeyeceğim dedi. İşte dönüşte bir sürpriz yapalım dedik. Aradım ben kendisini. Yanaştığımızda aradım. O sırada masaj yaptırıyordu. Yani Ali abi, bizim masör Ali var. Ali, Ali abi. Masaj Ali yaptırıyormuş. Abi de zaten balkonda görünüyor. Dedim ki balkona çıkar mısın dedim. Dedi ya nasıl çıkayım ben dedi. Çıplamam dedi. Şey ne, hayrola dedi. Ya çıkman lazım dedim. Ya nasıl çıkayım dedim. Ben müsait değilim dedim. İmkanı yok çıkamam dedi. Ya çıkman lazım dedim. Yani başka şansın yok dedim. Çıkman peki, lazım. Başkanım, sessiz geldik miydiniz? Dedim buraya dedim. Sessiz gidip Kent sonucu... Park'a geldiğimizde artık tabii o içerideydi. O odası da içerideydi. Bizi duymasına imkan yoktu. Ben telefonla aradım artık. Çünkü balkona duymaz falan haberi olmaz diye. O sırada da masajdaymış zaten. İşte zorla kaldırdık yerinden, giymiş bir de. Bir de zorla Ali yardım etmiş. Yani affedersin sürüne sürüne geldi oraya sağ olsun. Yani paylaşmak evet. Güzel bunlar. Biz paylaşmak evet, istedik. Yani paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Biz de bunu yaptık. Zaten hep paylaşa paylaşa geldik buraya. Herkesle, bütün çalışanlarımızla birlikte, herkesle birlikte paylaşa paylaşa geldik.
Doğru işler yapmışız ki doğru şeyler oldu. Önümüzdeki dönemde de umarım az hata yaparız. Yani futbolda çok doğru işler yapsanız da sonuç alamıyorsunuz bazen. Evet. Öyle de bir öyle bir doğru var. Futbolun öyle bir doğrusu var. Umarım bize denk gelmez tabii bu. Yani biz bu iyi niyetle İnşallah. Bu şekilde gitmek isteriz ama yani futbolda inişli çıkışları da olabiliyor. Başkanım, gelecek sezonla ilgili Cengiz Başkanımız geçen gün Web TV yayınında Büyükşehir'in olduğu yerde hedef her zaman zirvedir deyip çıtayı yükseğe koydu. Spor Toto ikincilikte ilk defa mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor. Nasıl gidiyor çalışmalar? Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, biliyor musunuz? Çok güzel. Şimdi bir de yurt dışına gideceğiz. Bir Almanya'da takip ettiğimiz oyuncular vardı. Onları en son izledim. Ben de gideceğim. Şimdi scout ekibimizi, bizim izleme ekibimizi de gönderiyoruz. Onlar izleyecek. Biz ayrı şekilde izleyeceğiz. Oradan ne alabiliriz? Böyle yetenekli gençler var. Onlardan getirebilir miyiz? Bizim gurbetçi izlediğimiz... çocuklarımız ama değil tabii, mi? Tabii tabii. Oradan birkaç oyuncu gurbetçi. Oynatamıyoruz. Evet. Doğru. Haklısın. Yabancı oynatamıyoruz gurbetçi gençlerimizden. Burada takip ettiğimiz, bildiğimiz oyuncular vardı. En az 3-4 defa izledik. Ve çapraz sorgulama yaptık. Yani izleyen başkalarını da izlettirdik. Yani nokta transferleri, takım çok bozmayacağız. Onu diyecektim başkanım. Büyük bir sirkülasyon yani, evet, olacak. Her hafta hayır, tartıştığımız hayır. Şey buydu. Hayır hayır. Yani biz doğru, yani bir tane doğru var. Çok fazla yani takımı bozmamamız gerektiğini biz de biliyoruz. Zaten karakterli oturmuş bir takımımız var. Onun üstüne biz 6 tane, 7 tane oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyoruz, öyle söyleyeyim. Nokta... Olması da gereken o aslında. Futbolda çok oynadın mı taşlarla bir anda kesinlikle sarsılıyorsun. Evet, yani onu çok iyi biliyoruz. O uyumu da bozmak da istemiyoruz zaten. Zaten siz de mi söylemiştiniz? Biz transfer yaparken biz bu seneyi düşünmüştük zaten. Evet. Onun planlamasını yaparken ikincilikte oynayabilecek oyuncuları... Aslında tek tek ikincilikte evet. Çok rahat oynayabilecek. Bakın bu oyuncular ikincilikte daha iyi top oynar. Evet. Bakın biz sürekli top oynamak istiyoruz çünkü. Biz pas yapmak istiyoruz, top oynamak istiyoruz. Yani. Yani sağdan gelmek istiyoruz, soldan gelmek istiyoruz, orta yapmak istiyoruz. Yani biz sürekli pas yaparak hoca çünkü çalışması bu şekilde zaten. Bütün antrenmanlar da bu şekilde. Önde oynayalım, sürekli pas yapalım. Yani güzel hoş gelen futbol oynayalım. Aynı zamanda dine. O yüzden bunun üzerine kurmuştuk zaten biz takımı. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız yine aynı şekilde. Ha olur olmaz artık bakacağız. Peki başkanım, yerdeki oyunculara teklif gelirse ne yapacaksınız? Özellikle teklif gelebilir. Hani şartlar çok iyi bir rakam geldi. Evet. Yani, olabilir. Sezon içerisinde de Süper Lig'den izlenen oyuncularımız vardı çünkü. Var. Var bize ya da de sizi yoklayanlar var mı bu süreçte? Var. Yani, dolaylı yoldan haberler geliyor. Yani bizden oyuncu almak kolay değil tabii. Ama yani çocukların da önünü de kapatmak tabii kesinlikle istemeyiz. Şimdi çok iyi teklif gelir. Yani baktım bizde çok verimli olamayacak. Çocuk kafası da oraya gidecek. O zaman vedalaşmakta tabii ki fayda var. Bizi istemeyeni biz de istemeyiz. Ama değerinde de satmak isteriz tabii ki. Peki Levent Devrim'e gelir size bir teklif sevgili başkan? Geldi zaten. Geliyor ama bırakmaz. Onu da konuşuyoruz. Onlar da konuşabiliyoruz yani, bakın onu yani çok güzel. Yani onu konuşuyor. Aradığında bu aradı diyor. Bu ve konu yanında da ben birkaç defa bulundum. Evet. Tamam mı? Yani Levent Devrim gerçekten de bakın çok sahipleniyor. Yani evet. İnanılmaz sahiplenmiş durumda. Bir Manisalı gibi sahiplenmiş durumda. Ve geleceği o da planlıyor burada. Anlatabiliyor muyum? Ama burada sizin Başkan Cengiz Ergün ve sizin katkınız çok büyük. Yani o da farkında mı? Hocayla tabii ki kişisel ilişkilerimiz de var. Ama buraya gerçekten de bir proje olarak bakıyor. Ve çok da memnun kendisi burada. Çünkü ne istediyse verdiniz sevgili başkan. Şimdi diğer kulüplere işte baktığımızda az evvel konuştuk. Çok ekonomi isteyen anlamında... bir hoca değil. Bakın ben daha önce bazı hocaları da gördük biz. Yani şöyle çok isteyen bir hoca değil. Hiçbir şey gerçekten gitmiyor. Bir şey yani. En fazla isteyeceği oyuncudur. Ya başka bir şey başka bir şey adam istemedi gerçekten de ya. Yani böyle bir kaprisi, bir parayla ilgili adamın hiçbir şeyi yok ya. Yani bir paraymış, bilmem neymiş. Yani para hiç konuşmadık, biliyor musunuz ya?
Adamın hiç para konusu. Adam sözleşmesi yok biliyor musunuz? Siz bunu biliyor muydunuz? Hayır başkanım, ilk defa duyuyorum. Sözleşmesi. Evet. Bir tazminat. Evet başkan çok önemli açıklamalar. Bir rakam mı? Bir rakam mı biliyor musunuz? Tazminat bedeli yok ya, bu çok önemli. Evet siz bunu biliyor musunuz? Adamın sözleşmesi yok ya. İlk hani ilk iş boş, sözleşme boş sözleşmesi var. Boş sözleşmesi var. İlerse şu kadar para ödemek boş, zorundayım. Bu takım boş bu boş. Takım boşuna şampiyon olmamış. Evet yani hocamızın bunu herkes boş mukavelesi var. Bir ne fiyat yazıyor ne hiçbir şey yani gerçekten de ya. Öyle bir tazminat ne tazminat hangi tazminat ya? Öyle bir şey de yok yani. Başkanım siz dengeleri bozmuşsunuz. Sallaya sallaya gidebilir yani. Başka bir takımdan teklif gelse. Gidebilir. Biz gönderirsek de bir şey vermeyiz yani. Sevgili başkan siz dengeleri alt üst etmişsiniz futbol liginde. Yani Türkiye'de tazminatlarla yani hakikaten geçilen hocalar olduğunu düşünürsek. Yani şöyle bir bakıyorsunuz şimdi kulüplere ekonomik anlamda bitmiş vaziyette. Bunu zaten tartışmaya bile gerek yok. Ama size bakıyorsunuz. Ya bizim başımızda da böyle geçmiş dönemle şimdiye sarkan bazı sıkıntılar var. Yani futbol kulüplerinin de korunması lazım. Bakın gerçekten biz içine girince de görüyoruz. Kötü niyetli olan bir futbolcu gerçekten de şimdi sözleşme yapıyor sizinle. Raporlar evet. Boyalıyor yani. Bir senedir rapor alıyordum ya. Bir senedir rapor alır mı adam? Ya bir gün oradan hasta, bir gün bu rakiyet raporu ya bu. Bir senedir adam idmana çıkmıyor ya. Bir senedir ya. Evet. Ve parasını alıyor. İthalnamesini gönderiyor. Parasını alıyor ya. Bugün kötü niyetli olan bir futbolcum benim gelsin. Rapor alsın. Sürekli rapor alsın. Hiç parasını alır, hiç her şeyini alır, sözleşmesi. Yani bu kulüplerin ne duruma geldiğinin bir örneği bu. Şimdi bir hoca, yani bugün bir konuştuk biliyor musunuz? Çok enteresan bir başka bir konudan açılmıştı. Yani kendisi de ifade etti bunu. Yani ben hak etmediğim bir şeyi nasıl alabilirim dedi ya. 2 senelik, 3 senelik sözleşme yapacağız biz hocayla. Yolumuzu ayırdık. O istemiyor, ben istemiyorum. Birbirimize bakacağız para yüzünden. Tamam mı? O istifa etmeyecek, ben kovamayacağım. Evet. Nasıl olacak bu iş? Yani sahaya da yansıyacak. Sahaya da yansıyacak. Bundan nasıl verim alacaksınız? Ya da hoca isteyecek kendisi 3 senelik sözleşme bedelini benim paramı verin. Yok kardeşim anlaşmam hiçbir hocayla da bu kulübede böyle bir hoca ben getirmem. Ben olduğum sürece böyle bir sözleşme burada olmayacak. Ben size söyleyeyim. Yani tek yıllık yaparım sözleşmeyi. Memnunsak devam ederiz ya. Memnunsak yani. Devam ederiz. Evet. Tek yıllık yaparım sözleşme. Şimdi olduğu gibi. Evet. Ha biz yolumuzu erken ayıracak mı? Hocayla anlaşırız, otururuz. Tamam mı? Birkaç aylık bir şey vereceksek veririz, vermeyeceksek vermeyiz. Yolumuza paket devam ederiz. Tek yıllık doğru. Devam ederiz. Hem çok istiyorsa teşvik anlamından da daha iyi. Her tamam. Sene kendini kanıtlama evet. Ve performans gösterme. Niye 5 yıllık, 3 yıllık yapacağım gibi? Yani birbirimizi seviyorsak, birbirimize inanıyorsak tek yıllık devam ederiz yorumuza. Yani bunun başka bir şey yok. Gönüllere imza atıyoruz diyor evet. Başkan. Kağıtlığı değil. Hayır şimdi Levent Hoca olmaz. Bir başkası gelir. Bu gene böyle olacak. Bakın ben size söyleyeyim. Sizin bir prensibiniz var. Buraya gelen hoca bu prensibi bilecek. Evet. Yani tek yıllık imza yapıyoruz. Ben altına ne taahhüt etmişsem tek yıllıkta neyse ben gerekeni yaparım. Evet. Tamam mı? Ondan sonra kendimi bağlamam ben. Yani niye bu kulübü bağlayayım ki ben? Yani böyle bir şey yok yani bu tip şeylere yok. Girmek istemiyoruz. Yani. Peki başkanım hafta sonu bir kupa ile ilgili bir federasyonla görüşmeleriniz oldu. Ya evet hem çok büyük bir federasyon çok bunu şey yapamamış, tesavvür edememiş bu kadar erken şampiyon olacağını. Alışkın değiller. Alışkın da değillermiş. Biz kendileri dedim de ya dengeleri bozdunuz başkanım. Yani, federasyon kupayı yapmadan resmen, şampiyon. Yani bir Nisan'da şampiyonumuz yarattık resmen Mart'ın sonunda. Ya bir gün olsaydı, önce olsaydı maç, Mart'ta şampiyon olmuş olacaktık. Ya biz böyle bir şey düşünmemiştik falan dedi. Siparişi vermemişti kupa. Siparişi verdi. Madalya siparişlerini verdi. Bizim sayemizde verdiler. Yani o daha vermemişlerdi. Biz aradık. Bir yazı yazdınız. Yazı yazdık falan. Yani kupayı dedi, yetiştiremiyoruz dedi. Şimdi kupa olmadan da bir anlam yani ifade etmiyor. Yani, kutlama havada kalır. Yani evet o kupa için uğraşmışsınız bütün bir yıl boyunca. Onun için mücadele etmişsiniz. Onun heyecanı, onun evet. Sevgisiyle. Onun için biz Batman maçı sonrasına bıraktık bütün kutlamaları. Sondan bir haftaki önceki maç. Yok, 3 hafta önce. 3 hafta. Evet. Yani bu iç saha yani maçı değil, iç sahadaki maç. 3 hafta sonra. 3 hafta sonra, evet. 3. hafta oluyor. Evet. Evet. Bu hafta bir kutlama olmayacak o zaman. Yok bu hafta bir kutlama. Yani tribünlere yine futbolcular gider. Tabii yine orada stat esnaf. Ama o kupayı kaldırmak. Şehir turu kupayla
olabilir. Şey türü yapmayacağız. Yapmayacaksınız. Ya yaptık artık yani. Hani klasiktir ya, üstü açık. Şehir turu dediniz de Manisa yapmayacak. Hakikaten Bergama'daki futboldan sonra, şampiyonluktan sonra, gelen şampiyonluktan sonra sizi bağrına bastı. Sevgili İrem'den bir rica ederim o veterayı. Beraber bir seyredelim. Bergama Belediyespor'u 2-1 yenip ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u taraftarlar Manisa girişinde coşkulu bir şekilde karşıladı. Şampiyonu bağırlarına basan Manisalılar yaktıkları meşalelerle şampiyonluğu karnaval havasında kutladılar. Yeşil beyazlı futbolcular ve yönetim şehir turu attı. Alaybey Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Akgün Mahallesi, Karaköy Kırmızı Köprü ve Bozköy'de meşalelerle taraftarlar tarafından durdurulan kafileye esnaf da içecek meyve ikram etti. Biz Manisalıyız. Biz Manisalıyız. Helal olsun. Erik gönder, Erik. Abi Erik'in birini al. Şu an çocuklar sabah toplandı. 3 saat süren şehir turunda da Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV şampiyon takımın yanındaydı. İşte Manisa'daki şampiyonluk turu. Lig boyunca her maça gittik, takip ettik. Çok uğraştık. Başkanımız da sağ olsun. Şampiyonuz, mutluyuz. Rabbim inşallah bir sonraki kümede de başarılarımız devamını diler. Bu, mutluyuz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bir Manisa takımı olarak. Bir yani söylenecek bir şey yok yani bunu. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Mevlüt Başkanımızdan, futbolcudan, teknik heyetimizden, hepsinden ayaklarını, kollarını, yüreğine sağlık. Bize bir gurur yaşattılar. İnşallah daha yükseklere, daha yukarılara, Süper Lig'e kadar inşallah gideriz. Bu gururu şehrimize komple yaşatırız diyorum. İlk önce Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz. Belediyesporumuz inşallah ikincilikte de başarılı olur. Ve bu şampiyonluk her Manisa halkına başarı olsun, kutlu olsun yani. Manisa Belediyesporumuz şampiyon oldu. Başta Cengiz Başkan'a ve tüm futbolcularımıza, hocamıza teşekkür ederiz. İnşallah Manisa Belediyespor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Manisa halkına hayırlısı olsun. Allah bin kere razı olsun baştan Cengiz Başkanımızdan. Onu ellerinden öpüyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun Manisa'ya. Galibiyetin haklı gururunu yaşayan futbolcu eşleri de Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'ye konuştu. Çok gururluyuz hepsine. Gerçekten çok emekleri vardı. Hepimiz hep birlikte arka planda da arka tarafta da çok emek vardı. Emeklerin hepsini yerine getirdiler sağ olsunlar. Bugün de gördük inşallah her şey daha güzel olacak. Bütün sene emek gösterdiler. Nasip bugüneymiş. Son maçı da aldık sayılır. Tebrikler diliyorum ikincilikte. Çok mutluyuz. Hepimiz çok heyecanla bekledik bugünü zaten. Çok gurur duyuyoruz hepsiyle. Çok şükür yani çok emek verdik. Bir yıldır bütün sezon boyunca çok maç yaptılar, yoruldular. Sakatlandılar defalarca ama çok şükür şampiyonluk nasip oldu. Çok mutluyuz. Tebrik ediyorum herkesi. Çok mutluyuz valla. Heyecandan da hiçbir şey diyemeyeceğim. Hepsini tebrik ediyorum. Seneye de inşallah PTT'ye çıkmak nasip olur. Tebrikler herkese. Evet, biz de tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Evet, futbolcular kadar eşleri de heyecanlı. Evet, sevgili başkan, tabii baktığımızda yöneticisiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, malzemecisiyle, personeliyle, her şey dört dörtlük. Ve maddi yönden de kulüpte kimseyi üzmediniz. Ne istedilerse, siz dediğiniz başarıyı getirin, biz istediğinizi vereceğiz ki nitekim de verdiniz. Tabii bir de bu işin gizli kahramanları vardı. Bizim Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu o kahramanlara bir mikrofonu uzattı. İsterseniz bir de onu izleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Evet.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor konuk olduğu Bergama'yı 2-1'lik skorla geçti. En yakın rakipleri Bayburt ve Bayrampaşa'ya 17 puan fark atan Yeşil Beyazlılar ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Her maça büyük disiplin ve azimli çalışmayla çıkan ekibin bu zorlu süreçte en büyük destekçileri eşleri oldu. Maçları kaçırmayan, hazırlık süreçlerinde ellerinden gelen tüm desteği veren hanımlar inandı, şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Yeşil, beyaz, yeşil, beyaz, şampiyon Manisa, şampiyon Manisa. Birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiğine dikkat çeken hanımlar, kendilerinin de gösterdikleri fedakarlığın yadsınamaz olduğunu ifade ettiler. Özveri herhalde çekirdek ailede başlıyor bir nevi. Ama ben her zaman için eşim zaten futbolculuk hayatından beri devam eden bir süreç bu. Biliyorum, yaşıyorum kaç senedir bunu. Destek oluyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayatını kolaylaştırmak için işte en azından bugün burayı bulmakta zorlandım ama onu aramadım. Kendim halledeyim dedim, onu engellemek istemediğim için aramadım. Filan bu tür şeyleri beraber aşıyoruz. Yani destek oluyoruz birbirimize. Hep gurur duyuyorum. İnşallah daha iyi noktalara gelir. Her şekilde Manisa Büyükşehir Belediyespor bunu hak ediyor. Eşim sağ olsun başkanlarımızın destekleriyle de çok iyi yerlere geldi. Daha da gelecektir diye düşünüyorum. Vallahi bu konuda hiç mütevazi davranamayacağız. Neden? Gerçekten çok büyük fedakarlıklar gösterildi. Hem teknik manada hem fiziki manada çok fedakarlıklar gösterdiler. Ama burada görmüş olduğunuz hanımlar da buna çok büyük katkıda bulundular. Gerçekten çoğu zaman eşlerini görmedikleri, sesini dahi duyamadıkları kamp dönemlerinde süreler geçirdiler. Ama bütün bu çabaların sonuçları güzel oldu. Ben herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki hanımlara ayrıca teşekkür ediyorum. Vallahi biz de her hafta olduğunda maçların arkasındayız. Sürekli gidiyoruz, izliyoruz. Bu sene çok güzel, başarılı bir takım elde edildi. Hocamızın sayesinde topçuların birbirlerine kenetlenmiş olması da zaten bu başarıyı getirdi. Başkanın hayatı zaten spor geçmişinden geliyor bu Manisa Spor'la beraber. Kaç senedir de bu belediye sporu takip ediyorlar ve bayağı da başarılı oldular. Başarılı olmalarının arkasında da birlik, beraberlikleri var. Kenetli bir şekilde çalışıyorlar. O da her zaman destek veriyor takıma, başkana. Evet, programımız devam ediyor. Evet. Sevgili başkanıma şunu sormak istiyorum. Hı. Başkanım, Sayın Cengiz Ergün'le hiç çeliştiğiniz durumlar oldu mu? Oldu. Paylaşmak ister misiniz sevgili başkanım? Ya inanılmaz. Ama tabii bu... Bakın bir şey söyleyeyim. Çeliştiğimiz noktayı size söyleyeyim. Evet. Ben inanılmaz bonkör bir adamımdır. Başkanımız da inanılmaz cimri bir adam. Ya inanılmaz hesap yapıyor. İnanılmaz 1 liraya, 2 liraya, 5 liraya bakıyor. Doğru olan o değil mi sevgili başkanım? Ya yani. Ben var ya, ben inanılmaz bonkörümdür. Evet. Tamam mı? Ya kendi cebimden vereceğim bazen diyorum, bazı şeyleri ona da müsaade etmiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi bütçesi gibi her şeye teker teker bakıyor. Teker teker ne kadar güzel. Her şeye. Ama yani sonuç olarak baktığımızda doğru yapıyor. Yani doğru, evet. Kulübü işte belediyeyi de bu şekilde yönetiyor. Anlatabiliyor muyum? Herkes bilir kendisi. Evet. Tamam mı? Yani 5 kuruşa yani 5 yerde bakıyor. Böyle çok dikkat ediyor. Boşuna birinci bazen... gelmiyor sevgili başkan. Boşuna birinci olmuyor belediye başkanları arasında. Yani kendi cebinden daha çok dikkat ediyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Yani biz bazen benim abim hem dostum, evet. Tamam mı? Hani ben bazen hayret ediyorum yani buraya kadar bunu bile takip ediyor. O zaman biraz bazı noktalarda çelişiyoruz. Harcama konusunda çelişiyoruz. Evet sevgili başkan, ağzına sağlık, evet. Yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Bizi evet. Kırmadın, çıktın, geldin. Size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah nice şampiyonluklarda. İnşallah, inşallah. Tabii daha ilk yıl daha ağırlayacağız başkanımızı.
Coşkun, sana da çok teşekkür ediyorum. Gökhan'cığım, sana da çok teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bugüne kadar bizleri en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, yüreğinizle mücadele ettiğiniz için, birbirinize kuvvet ve güç verdiğiniz için ve bu şehrin belediyesini en iyi zirvelere getirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şampiyonlarız, hayırlı uğurlar.